Manukya'nın Atatürk'le tanıştığını biliyor muydunuz? Defalarca vergi rekortmenleri listesine giren genel ev patronu ilçesi Manukyan, sırlarını yıllar önce anlatmıştı. Baskıcı bir aristokrat ailenin tek kızıydı. Ailesinin diğer çocuklarından biri pencereden düşerken diğerleri ise hastalıktan yaşamını yitirmişti. 4 dil biliyor, piyano çalıyordu ama 16 yaşında terzilik yapmaya başladı. Bir baloda tanıştığı Aram Bey ile evlendi. Borcunu ödemeyen Behice isimli genel ev patronunun teklifiyle genel ev patronu çeliğine ilk adımını attı. Bu işe eşinden gizli başlamıştı, eşi öldükten sonra tüm zamanını bu işe harcadı. Genç kızlara iyi bir eş seçin, lükse kanmayın gibi uyarılarda bulundu, kadın hakları için saçma dedi. Yanında çalışan hayat kadınlarından 50 tanesini evlendirdi. Türk ve Müslüman olduğunu söyledi, namaz kılıp oruç tuttuğunu, Kur'an okuduğunu anlattı. İsmini bürokratik nedenlerden dolayı değiştiremediğini ifade etti. Günde 4 paket sigara, 20 bardak çay, 10 fincan kahve, 30'a yakın ilaç içiyordu. Dünyanın en kötü işi dediği genel ev patronu çeliğinden kazandığını gayrimenkule yatırdı. Otomobiline konulan bombanın patlamasıyla korumasını ve şoförünü kaybettiği 8 ay hastanede yattı. Hastane odasının duvarlarında da Atatürk fotoğrafları vardı. 23 yaşında Atatürk'le karşılaşmasını yaşamda unutamadığım gün diyerek anlattı. Florya'da denize girerken Atatürk'ü gördüğünü ve koşarak yanına gittiğini söyledi. Paşam diyerek eğildi, tokalaşıp konuştuklarını belirtti. Manukyan, Atatürk'le bir kez de Pera Palas'taki bir davette karşılaştığını anlattı.